Kanaka bir şaratı var, kanaka bir çarası var bu aciz ayağını. Daryaga varıp Seyvetke sonra o kızdı. Hasbunallahu ve ni'mel vakil dedi. Ne mi oldu? Şunda köp muammalardan kurtulasan. Psikolojik muammalardan, tamadan, lagenberdaliden, patkalimliden ve nimadan? Puldor adam keser iki bükülüp duradı. Pisan kimiydi sende kan? Şimdi soruyorum ki o yüzden, siz hakiki tevekkülçü ikensi mi? Allah için belge ihsanilerde Allah özü kabul etsin. Hürmetli cemaat, ben sizlerge Allah için sorunum. Ve Allah için sizlerge şu videonu görsetip ben. Kelle cemaat, Allah için sizlerden başkalarına tarikat koyulun. Şu üy tez günde bütüp, şu Jasmina ülkeler ben şöyle yaşayıp kalsın. Assalamu alaikum rahmetullah. Allah dalaga mahtalar olsun. Allah'ın izni bilen bana Jasmina sinimizi bir neçe ay aldın çıkarken edik. Elhamdülillah. Sahih insanlar tarafından bana üyünü şimdi devalları götürüldü. Elhamdülillah. Allah özü kabul kalmasın. Biz ettik Jasmina sinimizi. Hiç kimisi yok. Ülkeleri bilen şimdi kıynarken halatsız. Ben elhamdülillah şu video çıkarkenden beri sementi koyulup, devalı bütüp, az elhamdülillah yaşlı insanlar tarafından tünükeleri giyen pul verilgen. Çünkü yine az kaldı hürmetli cemaat. Geliler, ertege kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir götürüşleydi Allah barçanızı nasip etsin. Elbette kim ne kim yetimli başını silese, elbette Allah Teala o insandı. Elbette acilleyin inşallah. Bunu cüde köp eşitliyemiz. Jasmina üçün mənə üyləri, hazır təşləmələri və içkiləri, eşik, romlarını alaydıqan bəlsək, Allah'ın izni bilən yaxşı halat ki, bir il iç olmasa şülərdə bir dəyə iki təxanası yetkir yüz olsak, siz mən bizdən bir ilgi və şu ahirətimizgə şu yaxşılığı qapqalar. Jasmina sinimizi bittə gözləri ağrıydı, gözləri yaxşı görməydi. Qarayın, operasiya qılaylı, ya özün liçinə qılaylı desək, ya ungəməz, şu üyüm bitmasın deyip, hani üy cahaya hareket kıldı. Özünü, ben şu katta kızı, ülkelerime şu en katta kızı bulur. Çünkü hürmetli cemaat, geliler şu Jasmina'nı üyülen bütün. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udu billahi min şururi enfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حسبنا الله ونعم الوكيل بزجى الله نوزي كفاية إشنا الله كتابشرش أنو أزجى سيانش أنو وعدسك إشانش الله نشجى راضي بولش O haqida yaxshi yomonda bo'lish, yengilligini faqat Allohdan kutish iymonning eng ulug' mevasi. Allohga tavakkul qilish mo'minning eng ulug' sifatlaridan. Tavakkul qilish degan nima degani edi? Esli odamlar ittaro kelib, mana devorga suyangan, beli charchamayapti, beli tolmayapti. Endi suyanchig'i bo'lmagan odamni beli tolib ketadi. Mana sizlarga deyqoncha misol. Allohga ishlarini topshirgan Allah ki işini tavakkül kıyken bende hayatta beli talmaya yaşaydı. Lillahil mesalul a'la. Bende işlerini akıbet hakkıda yaşı gümanda bosa, her bir işi de Allah ki suyansa nimege erişedi. Allah'ın himayesige, hamiligige, raayesige, kollaşige ve mededige. Ve men yetevekkel alallahi fahva hasbuhu. Kim Allah ki suyansa bu adamın hemşi Allah'ın kuluda. İbrahim Aleyhisselam Cüdyem katta otlarını toplayıp gülhan yakıştı. İbrahim Aleyhisselam'ı ayak kolunu bağlayıp otki ulaştırıştı. Havada üç kez yaptı. Şunda Cibril Aleyhisselam geldi de Aleke hace ya İbrahim İbrahim menge bir hacatiz var mı? Ha üşey üşap kalın demedi. O sekundlerde böyle yaptı bu iş. Havada yapla şey yaptı bunu. Üç kez yaptı hazır yarım sekunda uçuşadı otki. Sizga mi dedi? Sizga hacetim yok. Rabbimga hacetim var ama Rabbimga aytish hacetim yok dedi.
Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi İbrahim Aleyhisselam. Allah Teala ne dedi? Kulna ya naru kuni bardan ve selaman ala İbrahim. Ey ot, İbrahim'e soğuk ve salamat bulayım dedi. Ne için? Hasbunallahu ve ni'mel vekil degen için. Müşriler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ve sahabalarını korkutup adam yubarıştı. Katta koşun üstüyle toplanıp geri yaptı. Bu Uhud gazasından keyinle. Üç gün ötüp. Resulullah'ını korkutkeni, sahabalarını korkutkeni adam yubargende Resulullah ettiler. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bizge Allah'ın özü kifaya o vekillikke öte layıktır. Netice kanı kabul oldu. Şu ayette devamını kareyim. Fankalabu bi ni'meti minallahi ve fadl. Bas ana şu yürüşten buran nakışlı yetmeyi Allah'ın nimeti ve fazla bilen kaydettiler. Burada hasbunallahu ve ni'mel vekil deyiş doğru yani. Yüreğinden çıksın. İşanıp durup ait. Adam burası dünyada yaşarken elbette havatırge, meşakkatge, vahimege, korkuge düş geledi. Bunların hemasını aldı da sabı turuştuk ki insan da takat yetmeydi. Çünkü insan aciz, insan zayıf kılı veratırken. Ve hulikal insanı daife. İnsan aciz kılı veratırken. Demek insan aciz. Ama o Rabbizge tevekkül kısa, Allah beni kolleydi de imanı kâmbul bosa, işini Allah'a tapşırsa, halı tamamı yaşlaman göz gerdi. Kelekken korkular, hadiseler, vakiyeler, hareketler bendeni ezip koyadı. Şunda onge bitti yol kaladı. Hasbi Allah'u ni'mel vakil dedi. Meni hesabım Allah'ın kolu da, o ne kadar zor vakildir. Özü, şu kabul musibet tayda koyan adam mı, başka ne çaresi yan var. Nima chorasiyam bor. Agar birodar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsang, yolg'iz o'zini o'ziga suyan. Alloh taolay aytibdi. Va alallohi fatavakkalu in kuntum mu'minin. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohni o'zigagina suyaninglar. Akangizga emas, tanishingizga emas, pulingizga emas, qandaydir kuchliroq aloqalaringizga emas, Allohga suyaning. Agar mu'min bo'lsangiz, shart qo'yibdi. In kuntum mu'minin. Agar mu'min bo'lsanglar, mana tarixni qarasangiz Allohga tavakkul qilishlikni misollari to'lib yotibdi. Allohga haqiqiy tavakkul qilganlarda Alloh qanday qo'llaganini qarang. Hojar ona emizilik Ismoil o'g'li bilan Bakkada qoldi. Ibrohim alayhisalom qo'yib ketdi, Allohga tavakkal deb qoldi. Hasbunalloh va ni'mal vakil dedi Hojar ona. Ojiz ayol. Qo'lida emizilik bolasi. Hali Makka shahri yo'q, sahro. Şunu koyup ketavurdu. Kola vurdu. İzen len yudayyana. Allah bizi zayi kimiydi dedi. Ne mi verdi Allah da Allah? Hacer anıge? Zemzem mi verdi? Musa aleyhisselam anası. Uyem acize zayıf ayol. Firavun hüküm kıyan. Bana İsrail'den tuğulgen her bitti oğul balanı, oğul çakalarını soyulsun. İstev yürüp üyümüyür soyuşken. Kanaka bir şaraiti var. Kanaka bir çaresi var bu acize ayolunu. Daryoga borib, sevatga solib oqizdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil dedi. Nima bo'ldi? Firavunning qasriga borib, Firavunning bolasidek katta bo'ldi. Mana shu Musa alayhisalomni qatl qilish uchun chaqlangan qilichlar, pichoqlar, hanjar, nayzalar Musa alayhisalomning himoyasida xizmatida turdi. Onasini uyiga olib borib keladigan bo'ldi, Firavunning xonadonining bolasi bo'lganligi uchun. Chunki Alloh taologa birodarlar, qiyin narsani o'zi yo'q. Shuning uchun birodar, agar qiylangan bo'lsang hayotda, mashaqqatlar ezib tashlagan bo'lsa, dod tovarging kelayotgan bo'lsa, shu muammodan chiqishni xohlaysanmi? Albatta xohlaysan. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani ishi, hukmi o'zini qo'lida bo'lgan Allohga topshirishingni. Uni o'ziga tavakkul qil. Seni shioring Hasbunallohu va ni'mal vakil bo'lsin. Allohni o'zi kifoya bizga. U vakillikka o'ta loyiqdir. Pulun azayıp gitti, davletin kemiyip gitti, kaz gibi batıp kaldın. Hasbunallahu ve ni'mel vakildeyin. İşin yürüyüşme yaptı, kaya kabarsın yeşiller yapık, hasbunallahu ve ni'mel vakildeyin. Düşmanlarda havatır köpeyip gitti, takdir, tuhumatlar köpeyip gitti, hasbunallahu ve ni'mel vakildeyin. Rabbimi özü bizge kifaya ve o ne kadar yaşı vakildir. Şeytani hileler, şeytani hücumlar üstünge bastırıp kepkasa, Hasbunallahu ve ni'mel vekil degan.
Çünkü şeytanın hilesi Allah'a tavakkal kıyan bandalarga ötmeydi. Kaytarab aytaman. Allah'a hakiki tavakkal kıyan adam ge şeytanın makir hileleri ötmeydi. Estağfirullah. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultanun ve kefâ bi rabbike vekîlâ. Mening iman etiqodli bandalarım üstüge ise sen için hiç kandayız saltanat hükümranlığı bulmaz. Parvardigarinin özü yeterli kuruqlavçıdır. İblis Adam aleyhisselam'ın sacda kılıçıdan baş tarttı. Cennetten kovuldu. Lanette oldu. Ve Allah Teala'dan kıyamet geçe ölmeslik izin soradı. Allah izin verdi. İblis mi dedi? Şimdi bana şu adamda deyip durup, lanatı buldum, bana şu adamda deyip durup, cennetten kovuldum mu? Şimdi ben bunu zürriyatını, hammasını doğru yoldan taştıramam dedi. Aldırdan arkasından kelemen, ongüden sonradan kelemen, üstüden asıdan kelip, cüde köpçülüğünü adaştıramam, cüde köpçülüğü seni doğru yolunda bulma geldiğini köresen dedi. Allah da olamadı dedi, beni etikadlı, imanlı bandalarım üstüde, senge hiç kendi hükümranlığı yok dedi. Çünkü için hasbiyallahu ve ni'mel vakil de gelmezse kalbinden çıksın. Rasa kemege Allah'a tevekkül kıl, şeytanın makir hilalere misenge zarar kımıydı. Ve men yetevekkel alallahi fahuva hasbuhu. Kim Allah'a tevekkül kılsa Allah'ın özü yeterlidir. Halin de bir muammayız var. Uyaka yürüdüz, bir yaka yürüdüz, İbrahim'i yapsınız. Şunda bir siz işengen, sizga yaxshilikni ravo ko'radigan, gapiga javob beradigan, seriyozli odam, bo'ldi men qilib beraman, ketavering dedi. Bo'ldi ketavering men to'lab qo'yman ishingizni dedi. Bizga tekanda ishonchli odam, omonatdor odam gapiga javob beradi, u haligi har xil qalanqasaq emas va sizga yaxshilikni ravo ko'radi. Bo'ldi ketavering to'lab qo'yman, xotirjam uxlaring desa, bitta odam sizga ishingizni hal qilib beraman desa, o'sha nima bo'lib qolasiz? Xotirjam bo'lib qolasiz? Ha ölüp kalışı mümkün, fiili aynı kalışı mümkün, o mansabadan ketip kalışı mümkün. Bitti, şuna kadar aciz bende, işini ben torla veremem dese, hatırcan bulasız o. Hemme iş özünü koruda boyan Allah, işini menge tapşer, özünü bütküzü veremem dese, işe namışsın mı? Bizim muammayımız şunda da, bana Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'ın hadisini okuduk, zikir hakkında gidersinizde. Ya Resulullah dedi. Bir günde kıladığın dualarımı kançası sizge salavat gelentirip koyayım. Kança köpbası özünge yakışı dediler Resulullah. Dualarımı üçten birini sizge salavat gelentirip koyayım mı? Kança köpbası özünge şunca yakışı. Yarımını sizge salavat gelentirip koyayım mı dualarımı? Kança köpbası özünge yakışı. İmam-ı Tirmizi'den bu hadis. Onu diye buladığın olsa, hamma dualarım sizge salavat gelentirip dedi. Fakat sizge salavat aytaman dedi. Resulullah ettiler, onda ibusa günahların mağfiret kılınıp, gamların halb olarken de dediler. Öşü dersi ötkenimizden beri salavat tutunmasına etekenle, kol kötarıp koyamız. Bu derste katlaşkenler deyim de. Ama ondadan köprü adam oturardı derste. Acılar işe namı yaptı da koyanlar. Kendiydi, salavat etseyle problemi halb kötarlı mı? Bana mesela ağzı iş yürüyüşme yaptı. Ondan köre bir tanemde iş birgen yaşamaz mı? Mesela karzım var. Turursa salavat ayette oturursa endi seninki icabat bu miydi? Bana kem de kendi 400'te 500'te adam masal eşliğe tuttuk ya günde gelip. Hani bak 50'te adam yok da 10'tadan bitti adam kol kötü arama yaptı. Endi ayıp kimdeyken? Ha, hayatta asuda hatırcam sakinet ulan. Yaşam etken gizge sebep ne miyken? İşenme yapsız brother. Kendi burası salavat ayette halbaladım. Bilmedim. Onda günahların mağfiret bulup, gamların hal bularken de deyipler Resulullah. Tiliz bekar kaldı salavat ayetin de. Ayetin de. İşe namisiz de. Üçüncü ne yapıyoruz? Hakiki tevekkül kıyenge belirledi bu nasıl? Hemen gelmez. Madem ki hayatta bir adıyanım, ol adıyanım Allah'ı özüyken. Rızkını verip, mankıl adıyanım özüyken. Şimdi ne için başkalardan korkup, başkalardan ümit kılasan buralar? Ne ki korkasan buralardan? Üstünge keliyken köp, gamı taşvişler birader, anduklar, neme sebepten keliyipti bilesen mi? Sen hiççem oylamagensen buna sana. Günahlar deyseler, takvayımız yok gidiyseler,
Namaz gibi yapar algımız değilseler, lakin buna sana bilmiyseler. Nimaga şu muammola kelyapti bilasizmi? O'zingga o'xshagan odamdan umid qilishliging, o'zingga o'xshagan bandaga suyanishliging, unga laganbardorlik, unga tilyog'onamalik qilishliging. Shu sababdan ustingga musibatlar keladi. Odamga suyanganligi uchun problema keladi ustingga. Bunaqa qilma birodar, chunki u sen umid qilib, undan yaxshiligini umid qilib, undan foyda kelishini umid qilib, unga sen laganbardorlik qilayotgan odam ham senga o'xshagan odam. U ham ojiz banda. Shuning uchun Allohni o'zidan umid qil, faqat Allohni o'ziga suyan. Shunda ko'p muammolardan qutulasan. Psixologik muammolardan, ta'madan, laganbardorlikdan, patxalimlikdan va nimadan? Puldor odam kelsa ikki bo'kilib turadi. Pisand qilmaydi senda qani. Sen Allohdan kutgunda, senga mansabdormi, puldormi bir xil bo'ladi. Tekkiz muomala qilasan. De qimmat mashinada qimmat kiyim bilan kirib kelsa qimmat telefon bilan. U savdo qissa qilmasa qulluq qilasiz, aka keling deysiz. Prosta ko'rib chiqib ketadi. Endi mindek qo'li kaltaroq, yupurroq odam kelib turib, sizga palon pulni savdo qilsammi deb turasiz sizning oldida. Yana bir muhim narsa, inson bir narsaga erishligi uchun sabablarni qilish kerak. Sen maqsadingga yetishlik uchun ikkita sabab kerak senga. Bittasi asliy sabab, bittasi tayin qilingan sabab. Asli sabab, tayin qilingan sabab. Asli sabab bu Allohning xohishi. Tayin qilingan sabab sen qilishing kerak bo'lgan ishlar. Shu ikkalasi bo'lsa, seni maqsading ro'yobga chiqadi. Qog'ozni kuyishiga olov sabab. Ko'katni o'sishiga suv sabab. Qon oqishiga pishoq sabab. Kunni isishiga oftob sabab. Bular bor yo'g'i sabab. Qaraylar, olov, suv, pishoq, oftob sabab. Bular biz xohlayotgan ishni qilib bera olmaydi. Balki u narsani Allohning xohishi beradi. Dalil. Ibrohim alayhisalomni yoqib yuborishligi uchun mushriklar katta gulxan yoqishdi. Sabab bor. Oyoq qo'lini bog'lab otishdi. Sabab bor. O'tga tushdi. Kuydimi? Demak, o't kuydirmas ekan-da. Allohning xohishi kuydirar ekan. O't bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Ibrohim alayhisalom o'zini o'g'li Ismoil alayhisalomni qurbonlikka yotqizdi. Oyoq qo'lini bayladi, yuzini yerga tegizdi, tomog'iga pishoqni qo'ydi, tortdi. Ismoil alayhisalom so'yilish uchun hamma ish qilindi. Pishoq kesdimi? Demak, pishoq kesmaydi ekan. Allohning xohishi kesar ekan. Pishoq bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Yunus alayhisalom qavm u kishini halok qilishligi uchun dengizga irg'itishdi kemadan. Baliq yutib olib tushib ketdi dengiz tagiga. Dengizda tagi, baliqni qorni, havo yo'q. O'lishlik uchun hamma sabab qilindi. Yunus alayhisalom o'ldimi? Demak, havoni yo'qligi o'ldirmas ekan. Havoni yo'qligi faqat sabab ekan. Kim o'ldirar ekan? Allohning xohishi o'ldirar ekan. Musa alayhisalom Misrdan ana shu 600 ming yahudi bilan chiqdi, qochib. Dengizni oldiga keldi. Orqadan Firavn qo'shini bilan yetib keldi, qirib yuborishig uchun. Agar yetib kelsa, haqiqatan qirib tashlaydi. Lekin kim xohlasa qirib tashlaydi ular? Kimni xohishi bilan bu ishga qodir bo'ladi? Lekin Alloh xolamadi buni. Aksincha shu zolimlarni o'zini halok qilishini xohladi. Bironta odam yerdan bitta tosh olib Firavnning qo'shiniga otgani yo'q, Bani Isroilning ichidan. Ular hech narsa qilmadi. Endi Allohning xohishi bo'ldi, dengiz o'zi cho'ktirib qo'ydi. Tushunarlimi birodarlar? Pishoq kesmaydi. O't kuydirmaydi. Suv cho'ktirmaydi. Alloh qiladi bularni. Siz bilan biz qilayotgan ishimiz bor yo'g'i sabab. Firavnning halok bo'lishiga alohida e'tibor bering birodar. Bu qissada bandalar qilish kerak bo'lgan bitta ta sabab yo'q. Alloh xoladi, tamom bo'laverdi. Ibrohim alayhisalomni odamlar o'tga tashashdi, sabab tiqildi. Ismoil alayhisalomni tomog'iga pichoq tortildi, inson sabab tiqildi. Yunus alayhisalomni tashlashdi. Bularni hammasida sabab bo'lib turib bo'lmadi. Sababni qilsa ham bo'lmadi natija, ammo Firavn ishida sabab bo'lmasa ham bo'ldi. Kim aytgani bo'lar ekan? Kim aytgani bo'lar ekan? So'ralar kattalardan.
balam bezirlemedi, Xudo aytgani bo'ladi deydi. Shuning uchun birodar, xotirjam bo'l. Biroq qo'rqsa qo'rqib ketma. Biroq yaxshi narsani va'da qilsa ishib ketma. Ular hech narsa qila olmaydi. Agar Alloh bir ishni xohlasa, sababni ham kerak yo'q ekanmi? Astagfirullah. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Alloh bir ishni xohlasa bo'lishini. Shu ishga bo'l deydi, bo'ladi. Sabab ham kerak emas. O'shuning uchun Allohdan qo'ying birodar. Allohga tavakkul qiling. Qoida. Bandani saodatga yetaklaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin, birodar, Allohga suyanishing, Allohga tavakkul qilishing qanchalar kuchli, quvvatli bo'lsa, seni saodating ham shunga yarasha bo'ladi. Agar Allohga suyanishni bilmasang, Alloh bilan himoyalanishni bilmasang, shunga yarasha baxtsiz yashayorasan. Chunki Alloh taolo aytadi, astagfiru billah, ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun. Xoliq subhanahu va taolo aytayapti. Siz bilan biz yaratgan zot aytayapti. Bizni nima baxtsiz qilish, nima baxtsiz qilmasligini biladigan zot aytayaptiki, ogoh bo'linglar. Ogoh bo'linglar. Albatta Allohning do'stlariga biron xavfu xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Inson Allohning do'sti bo'lsa, tavakkul qilib turib, unga g'am qayg'u bo'lmaydi dunyoda. Qo'rqma birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xolamagan bo'lsa. Shuning uchun biroq qo'rqsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koni yo'q tashayman desa, va-va-va-va-lar desa, qo'lingdan kelgan sabablarni qilgin-u Hasbunallohu va ni'mal vakilda. Xotirjam bo'l. Bu yerga nima bo'ladi? Allohni aytgani bo'ladi. Biroq senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xolamasa. Biroq senga zarar yetkaza olmaydi agar Alloh xolamasa. Shuning uchun seni yuragini siqadigan bir xavotirli xabar kelsa, seni qo'rqitadigan bir so'z kelgan bo'lsa, Hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbosni o'zining ulug'larga uchqashtirib olib, yosh bola ekan bir qancha narsalarni o'rgatdilar. Ya g'ulam inni uallimuka kalimat. Ey bola, men senga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Allohni haqlarini saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Alloh aytganda qabul, Alloh saqlaydi. Allohni haqlarini saqlagin, uni doim qarshingda topasan. Qachon muammoing bo'lsa Alloh hal qilib beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra. Ko'mak tilasang Allohdan tila va bilginki butun ummat senga biron bir foyda yetkazish uchun jamlansa, ular senga faqatgina Alloh yozgan foydani keltira oladi. Butun ummat. Agar butun ummat senga zarar yetkazishlik maqsadida to'plansa, ular Alloh yozganidan oshcha zarar yetkaza olmaydi. Chunki seni ustingga keladigan yaxshi yomon kunni yozgan qalam ko'tarildi, sahifalar quridi, ish bitdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib, Savr g'orida o'tirishar edi. Rivoyatlarga qarasak, o'rgimchak to'r sop qo'ydi. Bir kaptar kelib yotib oldi shu yerga. Mushriklar o'shagacha chiqishdi, qarang, bironta sababi foyda qilmadi. Rasululloh hijrati uchun 10 ga yaqin sabab tiqildilar. Shimolga qaramas, yurmasdan janubga qarab yurdilar. Kechasi chiqdilar, qo'ylarni izlari bilan tuyanisini yopishdi, g'orga kirib 3 kun o'tirishdi. Hamma sabab qildilar, ammo bu sabablarda bittasi foyda qilmadi. Quraysh baribir top chiqdi shu yerga. Chiqishdi, Abu Bakr Siddiq va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni oyog'ini ko'rib turishibdi. Shunda Abu Bakr Siddiq yig'ladi. Nima yig'layapsiz, Abu Bakr? Yo Rasululloh, agar hozir oyog'ini tayiga qarasa ko'rib qolardi dedi. Robbisini va'dasiga tamomiy iymoni komil bo'lgan Muhammad sollallohu alayhi vasallam haqiqiy tavakkulchilarning ustozi bo'lgan Muhammad alayhisalom, ya Abu Bakr, ma zannuka bi ithnayn Allohu salisuhuma dedi. Uchinchi sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanaqa gumondasiz dedi. O'rgimchakni to'r to'stimi? Dunyodagi eng nafis parda shumi? Eng nafis to'siq shumi? Alloh xolodi shu o'rgimchakni to'ri sabab bo'ldi. Ammo payg'ambarimiz qilgan hech qaysi sababi foyda qilmadi. Shuning uchun birodar, seni sababing maqsadingga yetkazmaydi. Allohni xohishi yetkazadi. Allohni xohishi qachon bo'ladi senga foydasi?
Hasbunallahu ve ni'mel vekil desin. Karin de şöyle bitti sebep kalıyordu. Resulullah ki ve Ebu Bekir Sıddık'a. Bitti sebep kalıyordu. Kaç sebep adı kılıç gereğiydi onlar? Ahirki sebep adı. Ne miydi? Allah'ın vaadesi inşanıp cim oturuşuydu. Ahirki sebep diyem kıldı. Allah da Allah sakladı. Orada oradan kayıp geçişti. Çünkü burada hemen hesap kitap kılasın. Svet ölçüpası diviz yok. Man mikrofon işlemi kılsın bana o. Ona karı kemi kılsın bana o. Hemen sebepleri kıldın. Bar bulmadı mı? Şimdi ne değişin gerek? Ne değişin gerek şunda? Allah şunu takdir yenirken bu oldu. Biz sebepleri ne kıldık? Hatırlayacak mısınız? Hakiki tevekkül çıkanı kabul eder. Bana yani şu savalda soruyorduk gözümüzden. Men her sefer hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diye yapan. Allah'a tevekkül diye yapan. Men hakiki tevekkülçüm ama. Hakiki tevekkülçü insan kanı kabul eder. Sebep de puhta kıladı. Hüttü tevekkül kılıçta bilmediğin adamda fakat sebep de kıladı. Kendi sebeplerde zor koyandan ki sebep kımagen adamda Allah'a özünge tapşırdım deydi. Hakiki tevekkül çıkanı kabul eder. Sebapta zor kıldı. Ken sebapta kımagendik Allah'a tevekkül dedi. Şimdi ondan ki kanaka iş bulsayam şimdi o razı. Şu adam hakiki tevekkülçü. Hama sebapını kıldı mı adamla? Tevekkül diyem kıldı mı adamla? Barboma diyor. Sen tevekkülçü masakansan. Çünkü hakiki tevekkülçü kanaka netice bulsayam ondan razı buladı. Şimdi sorayım ki özünüzden. Siz hakiki tevekkülçü ikansı mı? Onun için ulamalar açıyordu, tevekkül üç kıl buladı. Birincisi, şikayet kımaslik. İkincisi, razılık. Üçüncüsü, muhabbet. Birincisi, şikayet kımaslik. Bu, sabır derecesi değil adı. Zahir insanlar sabır kıladı, şikayet kımaydı. İkincisi, razılık. Bu, Allah'ını taksimine, Allah'ını bergen günüge razılık. Bu, sadıkların tevekkülü. Üçüncüsü, muhabbet. Allah'ını kıyan işini yakış görüş. Gerçi sizge yok mu diyen işi bu seyem. Bu, anbiyaların tevekkülü. Tevekkülü birincisi, şikayet kımaslik. İkincisi, razı buluş. Üçüncüsü, yakış görüş. Şimdi, tevekkülünün samaraları. Bana şimdi ne var bizge tevekkül kısayı, biraderler? Birinciden, Allah'ın muhabbeti var. İnna Allahu yuhibbul mutawakkilin. Allah tevekkülçüleri yaxşı görədi. Əgər Allah seni yaxşı görgən bolsa, yutdu iki dünyada. Keyingi faydası, rızqın keng boladı. Hazır 99% adamı qəmi şu pul topışdı, doğrumu? Ha, pul topışdı. Rasulullah aytdılar, əgər sizlər Allahka haqiqi tevekkül qilganlarsa, da Allah sizlərin rızqınlarını xuddi quşun rızqını bergəndək berər idi. Kuş ertalab uçup çıkıp getirdi, karnı aç, keşke payet elbette karnı tok geledi. Aç kalmasakken kuş, biraderler. Onun hınarı yok, dökeni yok, sebebi yok, uçup çıkıp geçişiyle var. Kuş elbette karnı toyup gelerken, eğer sizler çenekken belki hakiki tevekkül kıla alsaylar, kuş da karnını toyguzken de toyguzadı Allah'ı yaptı. Tevekkülün yanına bitti semarası, şeytanın vasvasasına amanda bulasın. Hamma korku bulayken işlerden vahimeye geçirken de hatırlayacağım durasın. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amanu ve ala rabbihim yetevekkelun. Elbette iman keltirgen ve yalnız Allah'a tevekkül kıladırken zatlar üstüde şeytan için hiç kendisi saltanat yok. Vesveseden aman da bulasın. Cennetke bir hesap giresin. Peygamberimiz dediler, benim ümmetimden bulgen 70 bin kişi var. Ular cennetge hesap kitapsız girip getirdi. Sahabalar, ular kimler ya Resulullah deyişti. Uzat cevap verdiler, özlerini küydürmegen, küydürüp davalamegen, ruhu yakıldırmegen ve Allah'a tevekkül kıyanlar dedi. Hakiki tevekkül kıyan adam cennetge hesap kitapsız girer diyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tevekkülün yeni faydaları da insanını azizlikke başlaydı. Çünkü benim işim Allah'ın kolu da. Allah rızkımı yetkizdi. Allah paydanı yem, zararı yem, özü beri degen adam hocayın onu korkusa kötar mıydı? Bura korkusa kok mıydı? Allah rızkını bitti yaşayını yapsa ikincisini açar dedi. Şart izzet nasırla çıkıp geti oradı. Kim Allah'a suyansa bas albatta Allah gal ve hikmetlidir.
Tavakkülün yana samaralaridan. Haqiqiy tavakkül qilayotgan bo'lsang, bu seni qalbingda iymonni chin rost ekanligini dalili bo'ladi. Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsangiz, Allohga tavakkal qilinglar. Tavakkulning samaralaridan ishingni tuzatadi, ahvolingni o'nglaydi, fitnalardan, musibatlardan to'sadi. Haqiqiy tavakkul qilishlik, birodar, duolarning ijobati bo'lishining sababi. Haqiqiy tavakkul qilishlik maqsadingga olib boradi. Haqiqiy tavakkul qilishlik seni ikki dunyoda saodatli qiladi. Ana shu tavakkulga Imom Buxoriyda keltirgan bir hadisni hikoyasini aytib beraman. Rasululloh aytadilar, Banu Isroildan bo'lgan bir kishi boshqa bir Banu Isroillik kishidan 1000 dinor qarz oldi. Qarz olayotganda qarzni berayotgan guvoh keltir dedi. Hali qarz olayotgan Allohni o'zi guvoh dedi. To'g'ri ayting dedi. Menga kafil keltir dedi. Allohni o'zi kafil dedi. To'g'ri ayting dedi. Ma'lum vaqtda berishlikka 1000 dinorni qarz qilib berdi. Haligi odam molni oldi, dengizga o'tirib ketdi tijorati bilan. Pul berish kerak bo'lgan vaqt kelgan paytda 1000 dinorni oldida dengizni bo'yiga keldi. Bo'yiga odam tomonga ketadigan kema bo'lsa berib yuboraman deb. Lekin kema bo'lmadi. Shunda nima qildi? Bir katta yog'ochni oldi, ichini o'ydi, dinorlarni soldi, yamadi, dengizga uloqtirdi. Nima dedi? Parvardigor, o'zing bilasan, palonchidan 1000 dinorni qarz olganman. Kafil keltir deganida seni kafil deganman. Seni kafilligingga rozi bo'ldi. Guvoh keltir dedi. Allohning guvohligi yetadi dedim. Unga ham rozi bo'ldi. Men pulni jo'natganim kema qidirdim, ammo topmadim. Mana endi mana yog'och ichidagi pul senga omonat. Dedi, dengizga tashlab qaytib ketdi. Allohga o'ziga tavakkal qildi, 1000 dinorni yog'ochga solib dengizga tashlab yubordi. Va'dalashilgan vaqt keldi, haligi pulni bergan haqdor dengizni bo'yiga chiqib turibdi, kelishini kutib. Kema yo'q, bir pat g'ola sohilga chiqib qoldi. Haligini ko'rdida, ha o'tin bo'lar, yaqarmada olib borib tur, yorug'di ichidan tillasi chiqdi, haligi odam yozgan maktubi ham chiqdi. Endi nariga odam, keyinroq yana boshqa 1000 dinorni olib turib, qarzni to'lagani keldida, uchradi haligi odamga. Men sizga vaqtida haqingizni beraman deb kelmasdan chiqdim, bo'lmadi. Mana endi ko'tarib keldim deganda, seni yuborgan omonatingni Alloh yetkizdi menga dedi. Haligi 1000 dinorni olib, qo'lidagi bilan qaytib ketdi. Yog'ochni ichida omonati keldi. Nima uchun keldi? Nima qiluvdi? Bandani saodatga yetaklaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Unga suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobaran Allohga suyanishi va tavakkul qilishi qanchalar quvvatli bo'lsa, bandaning saodati ham shunga yarasha bo'ladi. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning do'stlariga biron xavf xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Dunyoda g'amgin bo'lmaysan, birodar. Dunyoda mahzun bo'lib yashamaysan, o'kinmaysan, g'amgin bo'lmaysan agar Allohga haqiqiy tavakkul qilsang. Qo'rqma, birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xohlamasa. Biroq qo'rqsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni olib tashlayman desa, bularga parvo qilma. Qo'lingdan kelgan sababni qilganda hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Bu yoqa nima bo'ladi? Alloh otgani bo'ladi. Biroq senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xolamasa. Biroq senga zarar keltira olmaydi agar Alloh xolamasa. Shuning uchun sen ustingga qo'rquv xavotir kelsa hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir.